Şimdi konuklarım var. İç siyaset gündemini konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin ve gazeteci Enver Aysever gün ortasında konu. Merhaba, hoş geldiniz. Enver Aysever, Mehmet Şahin. Hoş Hoş geldiniz bulduk, yayınımıza. merhaba. Teşekkürler, Merhaba. günaydınlar, iyi yayınlar Önce diliyorum. dün merakla beklenen bu 30 Ocak'taki Millet İttifakı mutabakat metniyle ilgili ilk yorumlarınızı duymak isterim. Mehmet Bey, sizle başlayalım. Nasıl buldunuz açıklanan 2300 vaadi? Kim uygulayacak diye sordum aslında. Dün izlediğim zaman açıklamalara biraz da baktım şeylere, alt başlıklarına baktım. İşte 2500 madde, 240 sayfalık bir metin hazırlanmış. Genel Başkan Yardımcıları çıktılar, işte partililer bunları anlattılar. Ya bu bir ortak politikalar metni dediğimiz şey aslında ortak olarak bir seçim beyannamesi olarak kabul etmek gerekiyor. Bu. Fakat bunu kim yapacak sorusu geldi aklımdan. Çünkü mevcut ortada işleyen bir sistem var. Yani şu anda, yani 2017 de değişen bir sistem var. Bunu yürütmenin başı olan kişi yok. Yani ortada yok. Yani 6 parti siyasi lideri bir araya geliyorlar. Şunları yapacağız diye 2500 maddeden oluşan bir metin hazırlıyorlar. 240 sayfadan. Peki kim uygulayacak bunu? Kim vaat şimdi edecek? Şimdi liderler bu soru daha önceden sorulduğunda hep şöyle dediler. Biz adayı önceden açıklarsak bu vaatler gölgede kalır. Biz bizim ne vaat ettiğimizin çok daha net anlaşılmasını istiyoruz. O yüzden önce bizim vaatlerimizi duyurmak istiyoruz dediler. O anlamda böyle açıklandığında önceden vaatler seçmene daha ya çok burada, ulaşıyor mu? Daha çok meraklı takip edildi mi dün? O zaman altılı masa güdümlü bir cumhurbaşkanı arıyor. Yani güdümlü, kendi kontrollerinde bir cumhurbaşkanı arıyor. Yani ortaya çıkar cumhurbaşkanı, der ki mevcut sistemde şunu söyleyebilirler, ona itiraz etmem. Yani biz geldiğimiz zaman, ki 28 Şubat'ta biliyorsunuz bunu söylediler, biz sistemi değiştirmek istiyoruz dediler. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının siyasi partilerin bir araya, yani siyasi parti kurarak kendi niyetlerine, nasıl bir Türkiye tasavvur ettiklerini anlatma, bu konuda bir talepte bulunma, demokratik süreci işleterek, bu doğaldır. Yani bu halk kabul ettiğinde bunu, siz hangi sistemi istiyorsanız bunu sürdürebilirsiniz. Kimse size bunu niye böyle yapıyorsunuz demez. Ama bunlar olmadan, daha mecliste bir sayı olmadan ortada bir durum var. Diyorsunuz ki siz, yani hiç ortada bir şey yok, İşte biz bunları uygulayacağız. Siz nasıl uygulayacaksınız? Daha adayınız yok. Yani dümene geçecek aday, siyasetçi yok. Peki diyelim ki belirlediniz. Onun kendi bir iradesi toplum karşısına çıktığı zaman şunu mu söyleyecek? Ya ben cumhurbaşkanı adayıyım ama benim için çalışmayı yapmışlar. Allah onlardan razı olsun. Ben onlar ne diyorsa ona uyacağım. Onlar da zaten yapacaklarımı hazırlamışlar. Benim değil, altılının vaatlerini ben gerçekleştirmek için toplumun önüne, sizin önünüze çıkıyorum mu diyecek. Acayip bir garabet var, onu söyleyeyim. Peki niye bunu açıklamak durumunda kaldılar? Bir yere gidelim. İki metin açıklanacaktı biliyorsunuz. Adayı açıklayamıyorlar, anlaşamıyorlar aday konusunda. Çok ciddi anlaşmazlık var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kıran kırana bir savaş var, hem de masada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında birbirlerini toplum önünde göstermiyorlar ama kıracak derecede bir rekabetin yürüdüğünü görüyoruz. Bu gözüküyor. Bunu açıklayamıyorlar anlaşamadıkları için. Yani dün itibariyle açıklaması gereken iki metin vardı. Bir geçiş süreciyle ilgili metin, bir de bu metin vardı. Evet. Geçiş süreciyle ilgili metinde anlaşamadılar üzerinde. Onu da dediler ki erteleyelim ve bunu adayla birlikte, aday süreciyle birlikte değerlendirelim dediler. İlan ettikleri bir tarif var. Hiç olmasa bu metni hazırlayalım dediler. Ben de onun için diyorum ki hazırladığınız metni, yani bu seçim beyannamesini uygulayacak kişi kim? Ve bugün bitecek bu tartışma Serap Hanım, onu da söyleyeyim. Ne zaman Çünkü bitecek? Geçmiş dönemde de oldu. Bugün biter bu tartışma. Yani bu seçim beyannamesi veya işte ortak politikalar metninin maddeler tartışmasını unutulur demek istiyorsunuz hemen. O anlamda mı diyorsunuz? Tabii. Aynen öyle diyorum. Ama yani bir yandan da bugün itibariyle bu muhalefete işte siz ne vaat ediyorsunuz? Somut önerilerle gelin. Yani sürekli adayı konuşuyoruz. Somut önerileriniz ne? Siz bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz? Seçmeni hiçbir şey anlatmıyorsunuz gibi bir eleştiri getiriliyordu. O açıdan da işte somut öneriler demiyor mu muhalefet? Yani o açıdan bir kıymeti yok mu bu metnin? Çok net bir soru sordum farkındaysanız.
Yeni toplumun önüne çıkacak Cumhurbaşkanı ne diyecek? Eline bu metni alıp benim yapacaklarımı hazırladılar. Ben bunları yapacağım diyecek. Çünkü bu yani ortaya çıktığı zaman yeni bir seçim beyannamesi, bu ortak politikalar metni. Hı hı. Yani ortada ilginç bir şey var. Garabet bir durum var. Elbette ki yani şunu somut ne diyorsunuz diye ama somut yürütmenin başı olan mevcut sistemde. Ya bu kim? Kim gelecek? Kim yönetecek? Peki. Yani nasıl olacak bu iş? Peki. Enver Aysever'e de soralım. Onun için tamam. Belki detaya gireceğiz. Buyurun. Bence girelim ama bir ilk fikrini de alayım Enver Aysever'in. O ne düşünüyor? Yani bir garabet mi var? Dümene tabii, geçecek tabii. Kişi ortada yokken bu maddeler yeterince karşılık bulmuyor mu? Bu metin nasıl bir metin? Yani nasıl buldunuz? Sevgili Serap, merhaba. Değerli merhaba. İzleyicilerimi selamlamış olalım. Bir kere ben Sayın Şahin'in söylediklerine asla katılmıyorum. Katılmayışımın temel sebebi şu. Sayın Şahin bugünkü sistem üzerinden algıyı oluşturuyor ve bunun üzerinden değerlendiriyor. Halbuki benim gördüğüm eleştiri hakkımı saklı tutmak suretiyle metne dün ciddiyetle gece hakim oldum. Bir kere toplumu ciddiye almışlar. Bu çok önemli. Toplumu ve siyaseti ciddiye almışlar. Çünkü bu kadar detaylı, bunun bir kısmı niyet, yani umarım yaparız denecek şekilde olsa bile çok önemli bir kısmı da somut olarak ortaya konmuş. Dolayısıyla toplumu bir kere ciddiye almışlar, siyaseti ciddiye almışlar. İki, belli ki uzlaşma kültürünü ortaya koymuşlar. Somut örnek olarak vermek gerekirse birçok insan İstanbul Sözleşmesi yok dedi mesela. Halbuki var. Uluslararası tüm sözleşmelere uyacağız diyor. İstanbul Sözleşmesi de uluslararası bir sözleşme. Ama masada Saadet Partisi buna muhalefet şerri koyacağı için tam da diplomasiyi bilen insanlarda olduğu gibi lafı başka bir yerden söyleyip ama yine de söylemişler. Bu Türkiye'nin yıllardır özlediği, tek adamın kelamının her şeyin üstünde olduğu, iradenin onda olduğu yaklaşımın tersine çoğulculuğa dair umut veren bir gösterge. Bir kere bunu söyleyelim. İkincisi, Sayın Şahin'in sorusunu önemserim ama Sayın Şahin'in sorusunun yanıtı var. O da şu, Sayın Şahin diyor ki kim yapacak? Güzel soru, ben de bu konuda hemfikirim. Cevabı şöyle verirlerse bence cevap verilmiştir. 6 lider altına imza koyduğumuza göre içimizden birisi Cumhurbaşkanı adayıdır. İçimizden çıkacak Cumhurbaşkanı adayı tüm sürece hakim olduğuna göre hepimiz adına vazifeyi o yapacaktır denebilir. Bu bana göre doğru ve makul olandır. Neden? Şundan dolayı. Çünkü bu metnin oluşmasına katkı yapan kişi metnin nasıl oluştuğunu bilir. Metne kefil olur ve altılı masada olduğu için siyasi bedel öder. Ve başka çevrelerden oy almak için gittiğinde, örneğin HDP'ye gittiğinde, bu altılı masa dışında kalan irili ufaklı partilere gittiğinde, bakın biz 6 kişi bunun üzerinde çalıştık, bu imzanın sorumluluğunu taşıyorum, aday benim, bu konuda sizin de söyleyecekleriniz varsa şimdiden söyleyeyim, muhatabınız benim diyebilir. Bu müthiş bir başarı olur. Neden? Bu kadar ay beklediklerine değecek bir sonuç ortaya çıkar. Bir, siyaseten verdiğimiz sözü tuttuk, tek adam sisteminden meclis iradesinin olduğu sisteme geçiyoruz. Teminatı bu, imzalarımız orada. İki, kaçmadık, size dedik ki isimler önemli değil, ülkeler önemli. İsimlerin önemli olmadığının göstergesi içimizden birini aday yapmış olmamız. Yani tabir caizse birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için bizim adamıza şu kişi bu metni taşıyacaktır ve hepimizin teminatı vardır. Bu da çok önemli bir iddia olur. Ve üçüncüsü bu güçle toplumun karşısına hele bir de ki bence o şart Kürtleri HDP'yi de ikna ederlerse sahneye çıktıklarında o aday arkasında Türkiye'deki siyasi yelpazenin çok geniş bir kısmını almış ve nihayetinde Türkiye'yi parlamenter sisteme götürecek ve ardından da Türkiye'de yeni bir anayasa yapabilecek iradede bir yapı kurmuş olur. Şimdi bu Türkiye'nin 20 yıldır unuttuğu, Türkiye'nin baskıdan, ifade özgürlüğünün ortadan kaldırıldığı için her türlü uygulamanın yaptım olduğundan, kanun hükmünde kararnamelerle, genelgelerle yönetilmesinden çok öte bir hayaldir Türkiye'nin bugünkü koşulları için.
Ha, bu sizce gerçekten dört dörtlük bir demokrasi midir derseniz bana, ben zaten dört dörtlük demokrasi meselesine buradan bakmıyorum. Başka taleplerim de var. Ama eğer biraz sonra metni konuşacaksak, Hatta hemen metinde konuşalım. Yani adaylığı da konuşacağız ama önce metni konuşalım. Yani senin için en çarpıcı maddeler hangileriydi? Tabii ki muhalefet şerhimi de düşüyorum dedin. Onlar da hangileri? önce şunu söyleyeyim. Kamucu olan maddeler beni fevkalade mutlu etti. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu kabul etmek, çiftçinin önündeki bütün engellerin kaldırılması, Ziraat Bankası'nın devletin bir takım şirketlere, bir takım medya kuruluşlarını vermek için aparat olmaktan çıkarılıp yeniden çiftçilerin maddesi, çiftçilerin bankası haline dönüşmesi, kooperatifçiliğin özendirilmesi, 30 yaş ve altındaki insanların ve kadınların özellikle çiftçilik yaparken sosyal güvence dahilinde olması, özellikle hasat dönemleri öncesi ve süresi boyunca ithalatın ortadan kalkması, Türkiye'de çiftçilik yönündeki planlama ve özellikle tohum güvencesi pandemide gördüğünüz o büyük sorunu ortadan kaldırır. Nedir o büyük sorun? Türkiye parası da olsa aç kalacak bir duruma düşecek hale gelmiştir. Benim çocukluğumda kendine yeten ülkeler arasında ilk üçte olan Türkiye'nin bu vesileyle yeniden ilk üçe gireceğini görmek beni mutlu eder. Türkiye'nin bir tarım ülkesi olması beni mutlu eder. İkinci madde çok önemli. Laikliği de tesis edebilecek, tarikat cemaat bataklığını kurutacak bir maddedir. O da nedir? Fevkalade önemli olan köy okullarının yeniden açılması meselesidir. Her köye bir veterinerin tesis edilmesi, onun gözleminde tarım yapılması, hayvancılık yapılması önemlidir. Ve bu kurumların ortaya çıkması yeniden, tamamen AKP döneminde talan edilmiş, içi boşaltılmış olan pek çok kurumun yeniden güçlendirilmesi, kamucu bir anlayışla, devletin elinin içinde olarak ortaya konması önemlidir. Bunlar lehte. Ve bir diğer husus, dün akşam da sizin yayınlarınızda izledim. Özellikle hukuki olarak Avrupa Mahkemesi kararlarının tartışılmaz olması. Çünkü tarafı Türkiye Avrupa Mahkemesi kararlarının, dolayısıyla aynı zamanda da kurucusu. Türkiye'de mağdur olan insanların en son çözüm olarak Anayasa Mahkemesi'nden de öte geçip Avrupa Mahkemesi'ne gittiğinde oradaki kararların teminat olacağını, güvenceye alınacağını bilmesi, siyasi nedenlerle bunu uygulamayan hakimlerin Türkiye'nin alacağı cezaları cebinden ödeyecek olması, rücu edecek olması fevkalade değerli ve ileridir. Üniversitelerin, rektörlerin kendi içinden seçilecek olması, Yüksek Öğretim Kurumu'nun AKP döneminde de daha önce de vahşi bir şekilde bilime saldıran bir kurum olup yeniden düzenlenmesi fevkalade önemlidir. Bunları bağımsız bir anlayış olarak önemsiyorum. Ama örneğin piyasa ekonomisinden geri düşülmeyecek olması, yine neoliberalizme, dış sermayeye gereğinden fazla yer verilmesi, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya kapatılması ya da bütçesinin tamamen sıfıra yakın tutulup sadece ve sadece yönetsel bir makama indirgenmesi gibi Türkiye'nin elzem sorunlarına henüz dokunamamış olmaları masadaki 6 kişiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Adayla ilgili görüşümü de sonra söylerim istersen Evet. Serap. Ama bir soru sormam gerekiyor. O soruya da yanıtı biraz sonra veririz isterseniz. Tamam. Özellikle bu kamucu olan soruyu sorayım, bırakayım. Özellikle bu kamucu olan tarafı kim yapabilir? Bu Cumhurbaşkanı'nın adıyla da ilgili, onu da tartışmak isterim. Ha evet, bunu not alalım bu olası adaylar içinde. Mehmet Bey, sizin dikkat çekeceğiniz maddeler hangisi, hangileri? Ben özellikle iki konu, biri tabii dış politika ile ilgili kısmı beni çok ilgilendirdiği için, daha doğrusu alanım olduğu için oraya biraz detaylı baktım. Bir de yerel yönetimlerle ilgili şey ilgimi çekti açıkça söylemek gerekirse. Mesela dış politika ile ilgili söyleyeyim. Yani şöyle bir cümle kullanmış olsalardı mesela, o kadar cümle yazmaya veya işte paragraflar yazmaya gerek yoktu. Yani NATO'ya, CENTO'ya saygılıyız diye bir cümle kursalardı, başka bir şey yazmalarına gerek yoktu mesela. İlginç bir şey var. Niye bunu söyledim? Çünkü metni okuduğunuzda yani böyle bir cümle görüyorsunuz. İşte başta biliyorsunuz işte yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi çerçevesinde hareket edeceğiz falan diye bir başlayan bir dış politika bakış açılarını ortaya koymuşlar. Ben orada şunu gördüm. Ne dünyadaki o jeopolitik depremleri fark edebilmişler veya görmek istememişler. Ne Türkiye'nin yakın çevresinde olduklarından bir haber oldukları gözüküyor.
Böyle güllük gülistanlık, zannedersiniz ki İzlanda gibi bir coğrafyada yaşıyoruz. Ona göre bir dış politika tarifi yapmışlar. Orada da tavrı belirlemişler. İşte biz ittifak çerçevesinde hareket edeceklerini filan dile getirmişler. Ama şunun farkında değiller mi, onu da belirtmek istiyorum ve buradan da soruyorum. Ya Türkiye müttefik tehdidi altında. Hani bugün baktığınız zaman özellikle bu kavram da bana ait, onu söyleyeyim. Müttefik tehdidi adı altında dememin sebebi şu, uzun süredir de kullanıyorum. Özellikle Suriye'ye falan baktığınız zaman bizim ittifak sistemi içinde olduğumuz önemli devletlerin Türkiye'ye karşı ciddi meydan okumaları ve terör örgütlerini bir unsur olarak, araç olarak, vekalet savaşının parçası olarak kullandığını görüyoruz. Ya siz niye görmüyorsunuz o zaman metinde? Niye bu yok? Sadece işte Ege'nin ve Doğu Akdeniz'in bir barış bilmem ne alanı olmasını istiyoruz diyor. Bu mu yani dış politika? Vizyon, koskoca vizyonunuz bu mu? Yani mesela bugünkü Türkiye diyelim örnek, böyle bir şey istemiyor mu? Yani bir dersiniz ki Yunanistan ve işte Ege'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, ne bileyim Karabağ'daki tavrınızı falan net bir şekilde ortaya koyarsınız. Onun için dedim bir cümle yetermiş oraya. NATO'ya, CENTO'ya, bilmem neye bağlıyız deselerdi o iş biterdi. Bir de ilginç bir şey var. Diplomasi mesela akademisi kuracağız diye söylemişler. Yani evet. O masa da biliyorsunuz bir iki tane Dışişleri Bakanlığı yapmış genel başkan var. Birinin dışişleri, yani biri çok iyi biliyor mesela Sayın Davutoğlu. Yani orada Diplomasi Akademisi uzun sürede işliyor. Hem içeride faaliyet yürüten, yani Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'nda, hem de bazı ülkelerle anlaşmalar yaparak onların personeline eğitim veren bir yer Diplomasi Akademisi. Benim de ders verdiğim birkaç yıl bir yer. Ama ilk defa diyor ki Diplomasi Akademisi kuracağız. Evet. Mesela yani bunu normal bir şeye baksalar görebilirler. Yani ciddi şeyler de var. Diğer peki, bir konu, onu da söyleyeyim. Bu yönetim biraz daha seçmeni yakalayacağı konulardaki vaatleri nasıl buldunuz? Tabii. Şimdi ekonomik anlamda söyleyeyim. Çok dikkat çekici bir şey var. Özellikle yerel yönetimler kısmı doğrudan HDP'ye selam çakma maddelerini koymuşlar. Bunları açıklamak zorundalar. Hiçbir açıklama yok, şey yok ya. Mesela bazı bakanlıkların yetkilerini yerel yönetimlere devredeceğiz. Hangi bakanlıkların hangi yetkilerini nasıl devredeceksiniz kardeşim? Buraya bir cümle kullanmışsınız. Yani baktığınız zaman HDP'ye bakın, siz biz masada yoksunuz, bu salonda yoksunuz ama biz sizi göz ardı etmiyoruz maddesi bu. Açıklasınlar bunu. Hangi bakanlıkların hangi yetkilerini kime devrediyorsunuz? Nasıl devrediyorsunuz? Belki merkezi yönetimi, yerel yönetim üzerindeki aşırı vesayeti. Hangi vesayetten bahsediyorsunuz? Başka bir şey daha var. Kayyum uygulamalarına son vereceğiz diyor. Kayyum uygulamalarına son vereceğiz derken peki neyi göz ardı edeceksiniz? Diyelim ki bir belediye. Bunları yaşadık, 2015'leri hatırlayalım, endek süreçlerini. Orada belediyenin bakıyorsunuz terör örgütlerinin faaliyetler yürütürken, hendekler kazılırken iş makineleri falan verilme süreci, teröre destek, yardım, devletin bilmem vermiş olduğu yardımların teröre aktarılması falan. Ya peki bunlara göz mü yumacaksınız? Yani ne yapacaksınız? Onun için benim gördüğüm kadarıyla yerel yönetimler kısmı tamamen HDP'ye yönelik böyle güçlü mesajlar verilmiş. Bu mesela benim çok ilgimi çekti. Başka bir şey daha var. Onun için bugün biter diyorum. Mesela siyasi partiler yasasını gözden geçireceklerine ve bir siyasi partiler yasası konusunda. Bu tamamen popülist her partinin, bunu yalnız ayrım yapmadan söylüyorum, onu söyleyeyim. Türkiye'deki her siyasi partinin, küçük veya büyük, eksiksiz, istisnası söylüyorum. Her seçim döneminde bunlar siyasi partiler yasasını gözden geçireceklerini söylerler, dile getirirler. Seçim bittiği andan itibaren hiçbiri siyasi partiler yasasına dokunmazlar. Çünkü siyasi, hem demokrasiden bahsederler Türkiye, yani ama bunu demokrasi partilerinden başlatmak istemezler. Yani tabandan başlatmak istemezler. Çünkü partiye genel başkan olduklarında kendilerine yakın insanları özellikle şeye getirerek, ne onun ismi, delege sistemini içinde tutarak parti içindeki, onların deyimiyle söylüyorum, yani tek gücü devam ettirirler. Onun için ben bunu sadece işte hadi bakayım bir ortak bir çalışma da yapalım tarzı olduğunu düşünüyorum. Ya yıllardır diyelim ki bir siyasi iktidar var, kesintisiz 20 yıl. Eleştiriyorsunuz ya, bir tane toplanın ya tek tek ya da toplu olarak bu siyasi partiler yasası konusunda bunu yapacağız demektense
Koysaydınız bir siyasi yani partiler şunu, yasası. Şu, bunlar önemsiz yapamadınız demiyorum mı? Ama zamanınız şu nedenle soruyorum Mehmet Bey. Yani HDP selam çakma sorusunu biraz da Nemeray Sever'e soracağım ama. İşte okullarda sabah öğle yemeği, mesela Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınması, kesin hesap komisyonu kurulu başkanının muhalefet, ana muhalefet vekillerinin içinden seçilmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın fazla ihtiyaç fazlası uçakların satılıp yangın söndürme uçağının alınması. Bunlara da popülist değerlendirmeler yapıldı ama işte 8 Mart'ta kadınlar için tatil olması, gençler için yapılacak, okulların 1 artı 5 artı 4 artı 3 olması, İşte Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerine yapılan açıklamalar vesaire. Bu tür daha çok günlük hayattaki konulara ilişkin vaatleri nasıl buldunuz? Bunu da merak ediyorum. Çünkü seçmen daha çok bu başlıklara odaklanmıyor mu? Hayır, odaklanmıyor. Umurunda değil, onu söyleyeyim. Mesela belli bir kesim... Hayır, şöyle söyleyeyim. Yani millet ona tarım, bakmıyor. Az önce Peki şu mu? Şu vaat mi? Çok basit. İyi hatırlıyorum, rakamı vereyim ben size, rakamı vereyim. 2002 yılında Türkiye'nin, bunu rahmetli Özal başlatmıştı biliyorsunuz, iş adamlarıyla genelde yurt dışı gezilerini falan o başlatmıştı. 2002 yılındaki Türkiye'nin ihracat net rakamını söylüyorum size, 36 milyar dolar. Evet. Bugün tek başına Antep'in ihracat rakamı 10 milyar doların üzerine çıkmış. 2002 rakamı söylüyorum ve bunun 36 milyar doların sadece %5'i denizlerdeki komşularımızda dahil olmak üzere 13 komşumuzda yapılmış. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demektir? Ben bunu sınavda sordum öğrencilerime. Bir devletten, Türkiye demedim, bir devlet düşünün dedim. Ve bu devletin 13 tane komşusu var. 36 milyar dolar ihracatı var. Bunun sadece %5'i bu komşularla yapılıyor. Bu ülkenin iç politikasını, dış politikasını, ekonomisini yorumlayın dedim. Ne demektir bu biliyor musun? Yakın çevrenle hiç ilişkin olmadığını gösterir. Peki çünkü baktığınız zaman bugün özellikle Afrika'daki, bunlar yazıldı, çizildi. Özellikle Fransa bunu çok iyi takip ediyor. Türkiye'nin Avrupa'daki yapısını, varlığını. 254 milyar dolarları bulmuş. Bu durup dururken olmuyor tabii ki. Yani bu yoksa işte ne bileyim. Yani diplomasi, ekonomi iç içe. O yüzden dış politikayla ilgili çerçeveyi ne ya şekilde Allah çizin ki sonucu ekonomiyle ilgili vaatler yerini bulsun. Vaat şu mu? Çok kulağa, bu ekonomi ilgili vaat değil. Mesela şu ekonomi ilgili vaat değil. İşte biz mevcut uçakları, kullanılan uçakları satacağız. Bunun yerine yangın uçakları alacağız. Bu nedir biliyor musunuz? Kulağa hoş gelen bir cümledir. Ama baktığınız zaman ekonomik olarak bir kazancının olmadığını görürsünüz. Bu seçime kadar böyle bir Peki. parmak bal çalmaktan bir şey başka değildir. Şuna bakacaksınız. O uçakların nasıl kullanıldığına. Hadi bakayım, tatile mi gidiyoruz yoksa uluslararası alanda yeni bağlantılar kurmak için mi yapıyorsunuz? Diğer bir konu. Söyleyeyim, Çankaya Köşkü'ne taşınacakmış Cumhurbaşkanlığı, bunu yapacaklarmış. Evet. Ya bunlar daha hala 1930'ların Türkiye'si, o potansiyeli düşünüyorlar. Peki ne yapacaksınız? Sistem değişikliğinde, ben de soruyorum o zaman, sistem değişikliğinde diyelim sağladınız, Çankaya Köşkü'ne Cumhurbaşkanı'nı taşıdınız. O zaman soruyorum, peki Başbakanlığı da geçmiş dönemde olduğu gibi, siz de diplomasi muhabirliği yaptınız bildiğim kadarıyla, şeye mi taşıyacaksınız, ne var, Kızılay'daki birinci kata mı taşıyacaksınız? Genelkurmay'ın koltuğuna mı taşıyacaksınız? Genelkurmay'ın gölgesine mi koyacaksınız? Onu ne yapacaksınız? Var mı orada bir düşünceniz? Peki. Bunların tamamı 20 yıl öncesi Türkiye'nin görüntülerinin tekrar geri getirilme projelerinden başka bir şey değil. O zaman Enver Aysever'e sizin söylediğinizi sorayım. Yani şu ana kadar gelen noktada eğer notların varsa ama özellikle aradaki bazı maddeler HDP'ye selam çakıyor. İşte bakanlık aslında kapalı ifadelerle bakanlık devri gibi ya da işte kayyumla ilgili açıklamalar öyle mi? Öyle göründü mü? Aksine ben birkaç eleştiri de duydum. İşte ana dilde eğitim vesaire konularına hiç girilmemiş diyenleri de duydum dün. Serap, çok kapsamlı bir eksen oldu. Aldığım notlar var tabii. HDP ile ilgili olmadan önce en sondaki şeyi söylemek istiyorum. Yeni olarak Mehmet Bey'in söylediği. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya'ya gönderilmesi çok büyük bir adımdır. Öyle sembolik falan değildir. Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya'ya yeniden gelmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ayarlarına, ilkelerine dönmesi demektir. Semboller esas değilse eğer, bayraklar ne işe yarar? Niye bayrağınız var? Eğer bayrak bir anlam ifade etmiyorsa, egemenliğinizi ifade etmiyorsa bez gibi algılarsınız. Egemenliğinizi ifade ediyorsa onu göndere çekersiniz. Çankaya'da tek adam anlayışının yerine Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyeti bir saygı demektir. Bu çok 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 önemlidir. İki,
itibardan tasarruf etmek demek Türkiye'nin onurunu korumak demektir. Çünkü itibar diye ortaya konan şey özel uçaklarla bir günde neredeyse Türkiye'deki milyonlarca insanın kazancının ötesinde harcama yapan bir saraydan vazgeçip halkın çankayasında halkın çocuklarının yönettiği bir ülke vurgusunu yapmaktır. Bir başka mesele nasıl kullanılıyor uçaklar deniyor. Nasıl kullanılacak? İşte gazetecileri bindiriyorsunuz, gezmeye götürüyorsunuz, yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Ondan sonra da hadi bakayım gereğini yapın diyorsunuz. Gereğini yapıyor o gazeteciler de. Kullanılma biçimi bu. Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın sözünün üstüne herhangi bir söz söyleyecek bakan, vekil, gazeteci vesaire var mı? Tam da sembolik olarak bu uçakların tam da sembolik olarak yangınları söndürecek uçaklarla yer değiştirilmesi yine fevkalade önemlidir. Başbakan nerede oturacak? Vallahi iki oda bir salon ev tutarsınız orada oturur. Dünyadaki başbakanlar öyle oturuyor. Hiçbir başbakan tahtta oturmuyor. Hiçbir başbakan sarayda oturmuyor. İki göz oda bir yer olur. Neticede ülkenizin itibarı saraylarınızla ölçülmez. Ülkenizin itibarı pasaportunuzla ölçülür. Gittiğiniz ülkede nasıl karşılandığınızla ölçülür. Bugün Türkiye'de halen aynı sıkıntılar yaşanıyor. 1 artı 5 artı 4 artı 3'ün ne olduğunu anlamadım. Onun yani okul neden... öncesi 1 yıl ana sınıfı, 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 3 yıl lise. İşte o niye 5, 4, 3 vesaire onu dolduracaklardır herhalde. Ama okul öncesi eğitimin daha da artması önemli. Öne çekilmesi aslında gerekir ve yaygınlaştırılması. Evet, daha da yaygınlaşması önemli. Kesin hesap komisyonunu fevkalade önemsiyorum. Muhalefetin liderini oraya koy. Şöyle bir Türkiye hayal edebiliyor musunuz? Kesin hesap komisyonu var ve Erdoğan hükümetini Kemal Kılıçdaroğlu denetliyor. Bundan daha güzel bir ülke olur mu? İşte size ikinci bir Sayıştay çıkmış olur ortaya. Bir diğer meseleye gelelim. Asıl Serap senin önemsediğin meseleye gelelim. NATO'ya saygılıyız, CENTO'ya saygılıyız vesaire gibi bir vurgunun yapılması meselesine. Şimdi bu söylem ironi taşıyor ama tam da AKP'ye uygun bir söylem. Neden? Bağımsızız. Türkiye olarak dünyaya kafa tutuyoruz falan filan deyip de NATO'dan en ufak bir şekilde bırakın çıkma eğilimi itirazı olmayan bir hükümet Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetidir. Özal'dır, Menderes'tir, bu gelecektir. Yeter söz milletin diyen kim varsa içinde Kılıçdaroğlu da dahil NATO'dan çıkamaz, eleştiremez bile. Nitekim burada çok çok dedikleri eşit ilişki kuracağız. Başka ne diyebilirler? Yani ben Sayın Şahin şunu deseydi onunla birlikte aykırırdım. Bizim AK Parti'miz dahil hiçbir partimiz NATO ile ihtilafa düşemez. Çünkü düştüğü zaman biz dünyada bambaşka bir konuma düşeriz deseydi hak verirdim. Çünkü NATO'nun doğal üyesi olarak Türkiye ki ben şeyi de sevdim müttefik ihaneti. Çünkü müttefikin değil ki o patron sen onun tetikçisi durumuna düşüyorsun dünya sisteminde. Suriye belası da böyle açıldı. Peki Suriye dış politikada böyle bugüne uygun bir perspektif konmamış diyor Mehmet Şahin. O eleştiriye nasıl bakıyorsun? Şöyle dış politikada Erdoğan hükümetinin doğru yaptığı bir Rusya ilişkisi var. Orada denge politikası götürüyor. Burada biraz herhalde Millet İttifakı bu kez aklı başına gelmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Putin bölgemizdeki en önemli güç. Bu kadar Meral Hanım'ın söylediği gibi ön koçu tut Amerikancı olmayacaklarını umut ediyorum. Hı. Ama yurtta barış, dünyada barış cümlesi yine Mustafa Kemal vurgusudur. Onu kirlettiler 15 Temmuz'da. Onu yeniden hak ettiği yere götürmek önemlidir. Bir diğer husus asıl tartışılan konu yerel yönetimler meselesi. Şimdi bakın kötü niyetli bir meseleye baktığınız zaman başka sonuç çıkar. İyi niyetli baktığınız zaman başka sonuç çıkar. HDP'ye göz kırpmak da kötü bir şey değildir. Halkasında 6-7 milyon yurttaşın oy verdiği ve daha bir ay önce Sayın Adalet ve Kalkınma Partili heyetin yasa yapmak için, anayasayı değiştirmek için ziyarette bulunduğu HDP düşman değildir. HDP seçmeni Türkiye dışında bir yerde yaşamamaktadır. HDP seçmeni Türkiye'deki bir insandan daha az değerli değildir. Her insan gibi eşittir. HDP seçmenine hakaret etmek, Sayın Şahin bunu söyledi demiyorum ama böyle bir algı yaratmak bir kere ahlaki değildir. HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. MHP'den de İYİ Parti'den büyüktür. Nokta. En azından şimdilik. Bu bağlamda Türkiye'nin yine uluslararası olarak taraf olduğu yerel yönetimlerin güçlendirilmesi şartı AKP'yi de bağlar, Türkiye'deki bütün siyasi partileri bağlar.
Siz eğer buradan yerel yönetimlerin güçlenmesini sadece Kürt coğrafyası diye tarif edilen orada kayyum atanan bölgedeki belediyelerin güçlenmesi gibi algılarsanız bu art niyetlidir. Ama Antakya'nın, benim baba memleketinin, Trabzon'un, efendime söyleyeyim Konya'nın, ne bileyim İstanbul'un güçlenmesi olarak da algılarsanız başka bir anlam ifade eder. Siz eğer yerel yönetimlerin güçlenmesini, yerel yönetimlerin kendilerinin vergi toplaması, kendilerinin silahlı kuvvetleri olması gibi düşünürseniz başka bir anlam ifade eder. Yerel yönetimlerin sorununu bölge halkının daha çok katılımcı olarak çözmesi, yaşayanların çözmesinin önünün açılması olarak tarif ederseniz başka bir sonuç ifade eder. Sayın Şahin'in söylediği işte bu Hendek dönemindeki olaylarda tutum şu olmak lazım gelir, şöyle yapılması lazım gelir. Suçlu kişiyi suçunu ispatlar, bağımsız yargıda yargılarsanız sonra bir seçim yaparsınız ve yeni başkan gelir. O da suçluysa bir seçim daha yaparsınız. Ama siz özellikle Kürt seçmenin yoğun olduğu, başta Diyarbakır olmak üzere bütün bölgelere seçmen iradesinin tersine kendi temsilcilerinizi atarsanız, seçmen iradesine rağmen yaptırım uygularsanız bunun adına demokrasi denmez. Bunun adına çok kötü şeyler denir ve bunun olmaması gerekir. Kaldı ki Türkiye'de askeri okulların yeniden açılmasından tutun, kuvvet komutanlarının genelkurmay başkanına bağlı olması, genelkurmay başkanının da bir devlet kurumu olmaya indirgenmesi gibi amaçlar kötü değildir. Asıl vesayet denen bir tutumun ortadan kalkması anlamına gelir. Ama şunu da unutmayalım, vesayeti kaldıracağız diyen insanların kendi dava arkadaşlarının bahçesine helikopter indirdiklerini unutmayalım. Hulusi Akar Bey ile Sayın İbrahim Kalın bahçeye indiler. Vesayet bundan daha öte nasıl bir vesayet olabilir? Ha, Sayın Şahin'e katıldığım yere gelince, %100 katıldığım yere gelince, Türkiye'de hiçbir genel başkan parti iç demokrasiden hoşlanmaz. Bunu vaat eder ama yapmaz. Dolayısıyla Türkiye'deki liderler de nasıl parti içi demokrasiden hoşlanmıyorsa güç ellerine geçtiği zaman denetimsiz olarak kullanmak isterler. Sayın Erdoğan da bunu istedi ve bunu başardı. Burada en önemli olan yargı bağımsızlığının da sağlanarak hükümetlerin de, peki, cumhurbaşkanlarının da bu, kamuda görev yapan herkesin de denetlenebileceği bir yapı olması gerekiyor. Bu, bir son 10 dakikaya giderken adaylık, peki, konusuna da geçmek istiyorum senin az önce sorduğun soruyla. Onu da Mehmet Bey'e sorayım. Kamucu maddelere vurgu yaptı Enver Aysever. Peki bu kamucu olan tarafı kim uygulayabilir dedi aday olarak. Siz de başta dediniz ya, yani dümen kim Babacan var? Dümene kim geçecek? Sizce Ali Babacan mı cevabı? Kamucu, siz ironi yapıyorum tabii ki. Yani kamucu maddeleri kim uygulayacak derken biliyorsunuz. Yani işte garabeti görebiliyor musunuz? Kastettiğim o, yani ekonomiyle ilgili, hatta siz, hatırlıyorum yani, geçen siz çelişkiye vurgu yapıyorsunuz maddelerle masadaki liderler arasında. Ama bir, ya ironi olmadan bir cevap Serap verirseniz Hanımcığım, hangi gerçekten lider sizce? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu işaret şimdi, ediyor herhalde. Ya Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu. Ekonomi ilgili ne yapıyorsunuz dedi. Masada Ali Babacan ve arkadaşları ekonomi kısmında, onlar çalışıyor dedi. Şimdi ne diyeyim yani? Peki bu açıklama ortada varken bunu Kılıçdaroğlu mu uygulayacak diyeyim? Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaptı. Şu an bizi dinleyenler buna bakabilir. Ekonomi ilgili kısmı Ali Babacan ve arkadaşları bakıyor dedi. Şimdi kamucu kısmını siz sorunca ben de diyorum ki Ali Babacan yapacak bunu diyorum. Takdir izleyicilerin, yani böyle garip bir durum var. Yani öyle bir şey var, nasıl söyleyeyim, durum var. Bir de şöyle söyleyeyim, ben tabii ki burada Enver Bey'in bu konudaki görüşlerine katılmıyorum. Yani dünyada Endüstri 4.0 konuşulurken Türkiye özellikle belli alanlarda bunu, bu konuda bir de kitap yazılmış, geçen baktım, özellikle TÜBA'nın hazırlamış olduğu Türkiye Teknoloji Hamlesi diye. Ona da bakılmasında fayda var. Yani teknoloji hamlesinden, teknolojiden filan konuşulurken şimdi tekrar 1930'lar, 40'lar, kamucu politikalar filan, bunlar bana ters şeyler, onu söyleyeyim yani. Ben buna katılmıyorum. Diğer bir konu, Türkiye'nin belki sessizce gerçekleşti ama
Onu da bilerek söylemiştim. Yani Başbakanlığı Genelkurmay'ın koltuğunun altına mı almaya çalışırsınız? Nereye işte eski başbakanını hatırlayalım. Kızılay'daki. Bunu bilerek kullanmıştım. Aslında biliyorsunuz demokratik ülkelerde olduğu gibi kuvvet komutanlıklarının Genelkurmay'ın savunma bakanlığına bağlanması Türkiye'de belki Türk siyasal tarihinde devrim niteliğindeki en önemli gelişmelerden bir olarak söylüyorum. Bir şey daha söylüyorum. Ben bunun üstüne basa basa burada biraz şey var. Yani haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Keşke siyasi partiler Güneydoğu ile ilgili ben seçmeni şu seçmen bu seçmen etnik mezhebine göre seçmen ayırmayı sevmiyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Bireysel haklar olarak bakmanın daha mantıklı, demokratik olarak daha uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer her siyasi partimiz sadece Güneydoğu'da AK Parti veya HDP varlık göstereceğine, diğer siyasi partilerimiz de bu bölgedeki varlıklarını, oradaki insanlarımızla doğrudan ilişki kurduklarında, hem bazı partilerin, özellikle terör vesayetinde olan bir partinin, herkes hangisinin olduğunu biliyor onu, en azından oradaki halkımızı o vesayetten kurtarmış olur. Seçmene kimse bir şey diyemez. Seçmene hiç kimse bir söz edemez. HDP'nin seçmenine de ben bir şey demiyorum. Ama ilişki HDP'nin seçmeniyle kurulmuyor. İlişki HDP'nin kurumsal yapısıyla kuruluyor. HDP'nin kurumsal yapısı bugün Anayasa Mahkemesi'nde kapatmayla karşı karşıya kalmış. Sen demokratik süreci işletiyorsun diye değil. Kapatma maddelerine baktığınız zaman bunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama ortada bir şey var. 6 parti bir araya gelmiş. HDP'nin terör örgütüyle ilişkileri bağlamında ortaya çıkan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının iddianamesi hiç yokmuşçasına gözleri kapatıp hareket ediyorlar. Bunu Türk milleti yemez. Özellikle söylüyorum. Yani bunu kalkıp yuvarlak cümlelerle işte şunu şunu yapıyorlar. Yürekleri yetiyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisine elbette ki açıklarımız var. Katkı sağlamak istiyorlarsa, siyasi parti olmanın gereğini ortaya koyuyorlarsa açılsınlar Türkiye'nin tüm alanlarına, illerine, ilçelerine, köylerine. Belli insanlar üzerinden ve partiler üzerinden değil, doğrudan insanlarımızla ilişki kursunlar. O zaman Türkiye'nin demokrasisine nasıl katkı sağlanmış ortaya koyarlar. Peki, şimdi bir herhalde adaylıkla ilgili bir şey soracaktım. Biraz daha kısa burada hemen Emre Asever'e dönüp size geleceğim ki adaylık konusunda ilerleyelim diye. Bu kamucu olan tarafı kim iyi yapabilir sorusunu sorayım sana. Ve adaylık konusu nereye gidiyor? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu 13 Şubat dedi ama yine İYİ Parti'den bununla ilgili henüz öyle bir netlik olmadığı yönünde bir açıklama geldi. Yani bu süreç gerçekten onun içinde çözülecek mi diye merakla da bir bekleyiş var. Ne öngörüyorsun? Önce şunu söyleyeyim. Kemal Derviş'ten Daran Acemoğlu'na, Uğur Babacan'dan Uğur Poyraz'a, Faik Öztrak'tan kendisine ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan Bey'e kadar, bunların damat bakandan Sayın Nebati'ye kadar bu isimlerin tamamı neoliberal siyasete uyumlu isimlerdir. Sayın Kılıçdaroğlu da dahil. Türkiye'nin kanını emen neoliberal siyasettir. Neoliberal siyasetin en temel göstergesi de iktisadi rejimdir. Ancak görüyoruz ki neoliberalizm sürdürülemez olduğu için Kemal Bey ve masadakiler kamucu tarafı öne çıkartmak zorunda kaldılar. İki sebebi var. Bir, neoliberalizm otokrat rejimleri, diktatör rejimlerini doğuruyor ve güçlendiriyor. İki, pandemiyle birlikte ortaya çıktı ki insanlar çaresizlik anlarında devletine dönüyor. Fransa dahil tüm dünya bu anlamda kamuculuğa döndü. Birincisi bu. Bu politikayı kendisi dile getirdiği için, neoliberalizmin sonu gelmiştir dediği için bu kadarcık bile olsa çok şey vermiyor kamuculuk açısından ama ıslah edilmesi, denetim altına alınması bile olsa özellikle bu kesin hesap komisyonunun mucidi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekir. Ancak bu adaylığının önünde en büyük engel Sayın Meral Akşener, Sayın Ekrem İmamoğlu hattıdır. Bu değerli siyasetçiler maalesef Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok kötü bir yerden tartıştırıyorlar. Ve ben bu Kürşat Zorlu Bey'in, parti sözcüsü olan Kürşat Zorlu Bey'in bir genel başkanın ardından açıklama yapmasını müthiş nezaketsiz buluyorum. Ben bu konuda bilgi sahibim değilim diyebilirler. Bazen susmak erdemdir. Dolayısıyla masaya en büyük zararı bu veriyor.
Son bir hatırlatmayla bitirmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin her kararının doğru olduğunu eğer varsayıyorsak biz bence öyle, dava görülüyorsa Recep Tayyip Erdoğan Bey'in içinde bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin laikliğe karşı odak olmak sebebiyle ceza aldığını da anımsatmamız gerekir. Dolayısıyla o gün kapatma kararı istendi ama laikliğe karşı odak olma suçuyla parasına el kondu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Dolayısıyla kimin hangi dönemde hangi cezayı alacağı, kimin hangi dönemde neyle yargılanacağı belli olmaz. Demokraside bir standart oluşturmak gerekir. Şeye de hiç katılmıyorum bu arada. Kamuculuğun 1930-40'lar falan gibi olduğunu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dünyadan daha beter bir dünyadayız. Paranız olsa da tarımınız yoksa ekmek bulamayacaksınız. Paranız olsa da enerji bulamayacaksınız. Ve daha fenası insanlar, yoksullar aç kalınca zenginleri mi yiyecek? Neoliberal ekonomi çok zengin yaratır. 12-13 aile Türkiye'nin kanını emmekte. Sayın Kılıçdaroğlu beşli çete diyor. Biz onlara devletten çok ihale alıp devlet kaynaklarını sömürenler diyelim. Kim ki bugün işçinin, kim ki bugün emekçinin yanında durur, seçimde büyük avantaj sağlar. Bir soruyla bitirmek isterim bu bölümü. Bana söyler misiniz? 1993 yılında geçen gün Uğur Mumcu anması için Almanya'daydım. 20 dakikalık bir konuşmasını dinledim. 93 yılında yaptığı konuşmada grevlerin ertelendiğini, bunun hangi milli güvenlik sebebiyle olduğunu merak ettiğini, grevin hangi milli güvenlik açmazı doğurduğunu soruyordu Mumcu. Aradan 30 yıl geçmiş, ben de aynı şeyi sorar haldeyim. İnsanların grev hakkını hangi milli güvenlik sebebiyle gasp ediyor bugün hükümet? Ve ardından da şunu söylememiz gerekiyor sevgili Serap. Eğer sadece bu ülkenin işçisi milli güvenlik sorunuysa, bu ülkenin patronu hiçbir sorun değilse eyvallah. Ama biliyoruz ki patronların açgözlülüğü asıl sorundur. O yüzden kamuculuk eksiktir, azdır ama yine de iyi İyi niyetlidir. Daha niyetlidir. kamucu, Peki. daha devletçi olmak gerekir. 2 dakika kalmış. Birer dakika vereyim son sözler için. Mehmet Bey, adaylıkla ilgili öngörünüzü sorayım. Onu çok değerlendiremediniz. Bir dakika lütfen. Ya adaylık konusu aslında kritik konu. Yani belki bakın toplantı olur olmaz hemen İyi Parti sözcüsüne gelen açıklama Enver Bey de değindi ona. Bu toplantı yani biliyorsunuz dün ertesi gün yapılan açıklamada 13 Şubat'ta adayın açıklanacağı konusunda bir beyan olmuştu Sayın Evet, Kılıçdaroğlu'nun evet. ki kendisinin de aday olacağı Hı. söyleniyor. Ama İyi Parti sözcüsü bizde bu bilgi yoktur diyerek aslında İyi Parti ile o dörtlü düştü zaten seçim kanunundaki değişiklikten sonra onu söyleyeyim. Onların fazla bir etkisi kalmadı. Hı. Onların derdi meclise nasıl girebiliriz, siyasette nasıl var olabiliriz? Türkiye'nin demokrasisiyle falan ilgili olduğunu da düşünmüyorum. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında kim masayı domine edecek, kim aday olacak? Bu belli. İki tane aday gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Bir Sayın İmamoğlu, diğeri de Sayın Kılıçdaroğlu. İlginç olan biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, biri Cumhuriyet Halk Ama bir Partisi'nin siyasi listesinden yasak İstanbul riski de Belediye var. Başkanı. Yani olur'a bir sonuç gelirse mahkemeden, o da büyük bir risk olarak Ya görülüyor diğer ben yandan. Ekrem Ekrem İmamoğlu İmamoğlu yargı sürecini çok seviyor. Çünkü yargı süreçlerini gayet kullanıyor. Ben onu gördüm. İstanbul'la falan da çok fazla bir ilgisi yok. Ankara. Daha çok da gördüğüm kadarıyla İyi Parti ile mesaisi daha yoğun gibi gözüküyor. Peki. Hatta şunu söyleyebilirim yani biliyorsunuz açıklanacaktı son cümlem hakkını yemeyeyim Enver Bey'in. Şöyle bir hava ortaya çıktı. İşte siz Anadolu turuna çıkın ben de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyeyim der gibi bir iş bölümü varmış gibi gözüküyor. Görünüyor Burada size. kızılca kıyamet burada kopuyor. Peki. Emre Aysever, bir dakika bile yok ama buyurun. O zaman hemen 50 saniyede özetleyeyim. Masadan bir aday olması ahlakidir, siyasidir ve gereklidir. Masadaki iki güçlü isim Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'dir. İkisinden birisinin aday olması gerekir. Doğrusu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıdır. Siyasi yükümlülük alıp Recep Tayyip Erdoğan'la sandıkta bir demokrasi şöleni olarak kozlarını paylaşması Türkiye'nin esenliği için gereklidir. Yani Bence kazanacak bu aday tartışması bir haksızlık diyorsun o zaman. Kazanacak kazanacak kazan.
Kazanacak aday tartışması ölçüsüz, saygısız, ideolojiden yoksun, gayri ahlaki bir tartışmadır. Bir adayın kazanması için zaten bir araya geldiğinize göre, içinizden birisi kazanacak aday niteliği taşımıyorsa niye bir araya geldiniz o zaman? Kazanacak adayı halk kendisi bulur. Bu saygısızcadır. Bir diğer mesele son. Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ayıptır. Açılan dava siyasidir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Ancak Sayın İmamoğlu da şunu bilmesi gerekir ki bir insana verilebilecek armağanların en büyüğü İstanbul şehir emini olmasıdır. İstanbul'un belediye başkanı olmak, İstanbul'un en emin kişisi sayılmak çocuklarınıza, torunlarınıza yetecek bir onurdur. O yüzden doğrusu İstanbul'u yönetmeli, İstanbul'daki başarısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı genel başkanı da onurlandırmalı, kuvvetlendirmelidir. Siyasette acele etmek ve açgözlü olmak kimseye yarar sağlamaz. Benim önerim Sayın İmamoğlu'nun da İstanbul'un belediye başkanı olduğunu anımsamasıdır. Bu kent hepimizin kenti. Bana sorarsanız dünyanın en güzel kenti. Tahminim Kılıçdaroğlu aday olacaktır. Çok teşekkür ederim. Enver Aysever, çok teşekkürler. Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok teşekkürler.